Evet, Merve medya. Hanım duymuyor bile. Merve Hanım. Konuşmuyorsunuz. Nasıl konuşsun Merveciğim, makineli tüfek gibi maşallah yani, sen evet. De yani bir fırsat ver yahu. Ay hiç bir susmuyorsunuz dur. Ki yani gerçekten. Konuşmuyorsun, evet, niye konuşmuyorsun? Konuşsana sana konuşmama biz şey mi söyledik? Biz hayır, sana konuşmak için fırsat duruyoruz, hala konuşmuyorsun. Bak hala konuşmuyor. Ben seninle niye konuşmadım? Allah'ım ölmüş değil mi? İnsan biraz konuşur ya, geldi. Yeniden bizde aramızda yok. Daha bugün geldi, daha yeni de adapte olmuş. Bana dün söyledin. Sen niye konuşmuyorsun? Ya niye? Aynen. Ay katılıyorum. Ay sinirlerim bozuldu ya. Bu nedir vallahi ya? Şimdi Merve Hanım. Lollipop böreği. Demin pastamı kestim ya, mumumu üfledim ya. Ay dur, lollipop geldi. Suyunu koymamışsın. Solar gider bunlar. Dur hanım. Suyunu da koyaydım. Bunları yemiyoruz, ekiyoruz biz. Çünkü dönüşüme inanan bir ekibiz. Bizde burada yemekleri sadece tüketip unutmuyoruz. Devamlılık. Soğumasın diye. Süreklilik. Erişilebilirlik. Kızacağım. Sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir yemeğe inanan, geleceğe yatırım yapan bir ekibiz. Geri dönüşüme. Geri dönüşüm babında bunları yemiyorsunuz. En son ona veriyorum. Veriyor. Bize girdim. Kız. Suyunu verin. Turan Bey, burada ne anlatmak istediniz? Sanatçı bu eserinde. Şöyle. O lollipop böreğindeki gibi boş boş konuşmayınız. Elinizle mi açtınız Turan Bey? Hayır. Çok uğraşmışsınızdır gerçekten. Tadımlık bunlar. Bak cırt götürüyorsun şu şekil. Ama bunlar tadımlık. Kaşıklarda gelirler ya. Gerçekten. Fine dining falan. Valla soğutmayın. Bununla da dişinize bir şey girerse... Kürdan olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten röportajımda söylemiştim. Lollipop börek dediğiniz için bizi lollipop şeklinde mi getirecek şömilesi diye. Şömilesi olan varsa ya da marshmallow falan ateşte yapmak isteyen için. Ya da tavuk da bunu bak, tavuğu ciğeri, kuşbaşıyı koy fırına, koy bunlara. Çıtır çıtır döndür, şiş yap. Buna sosis yetmedi galiba. Bunun sucuk, içinde sucuk. Şey, sucuk sosis yok onda. Bunlar... Hem peynir sucuğu hem unuttunuz mu? Yok. Ay ütüde şeyim kaldı, patatesim. Bir şey olmadı değil mi, onun aklım hepsi orada. Hepsi sucuklu değil. Şiş yemez misiniz çöp şiş? Gelmedi. Turan Bey, siz bu menüyü kaç saatte yaptınız? Herkes gibi ben de 2,5 saatte. Gerçekten mi? Evet, neden? Çok mu basit geldi sizin taratorunuzdan sonra? Yani benim böreğime sert dediniz. Benim böreğim yumuşak. Pek yumuşak değil Turan Bey, ben beğenemedim. Çok da fazla yorum yapılacak bir şey yok zaten ortada gülmekten. Tadı nasıl tadı? Böreğin tadını söyleyin bize. Biraz sert geldi. Ne oldu, niye gitti koptu? Evet, tadı nasıl Hasan, seni dinleyelim. Tadı benim hoşuma gitti Zuhal. Hoşuna gitmemek gibi bir şey yok ki. Peynir, yufka, sucuk, bunda başka tamam, bir şey yok. Tamam, gücü mi? Tamam yani. Siz ben de ne yapayım? Bir şey soracağım. Tadı ben güzel bir şey mi? Olmadı mı diyelim yani? Sen yani, geçen gün bir yorum o. Zaten bunun tadının evet, kötü olması yani. İmkan yok dedi. Ete demiştim. Silebilir miyim? Tabii. Lezzete her zaman ben puan vereceğimi söyledim. En baştan beri söylüyorum. Şimdi adam güzel yapmış. Evet. Uğraştırıcı mı? Bence uğraştırıcı değil. Hayır, değil. Çok uğraştırıcı. Çok. Değil ya. Basit gibi gözüküyor arkadaşlar, çok uğraştırıcı. Ama lezzeti bir anlatsın çok kısaca. Fakat lezzeti güzel Zuhal Hanım. Basit gibi görünüyor ama çok uğraştırıcı, el alıcı. Çünkü şöyle yapılıyor. 2 tane yufkayı üst üste koyuyorsunuz. Ne kadar zor. Kendiniz açmıyorsunuz, yufkayı hazır alıyorsunuz. Ondan sonra bir kalıpla ya da bir bardakla ikisini aynı anda kesiyorsunuz. Onlarcasını. Çok zor. Sonra bir aynı şekilde öbür sucukları kesiyorsunuz, kaşarları kesiyorsunuz, tek tek bir içine koyuyorsunuz. Ay, çubuğun fırladı bana. Suikast. Sonrasında öbür yufkayı üstüne kapatırken onu ıslatıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Sonrasında kızartıyorsunuz yağsız tavada ve sonrasında tek tek şişlere. Yani her bir işlemi her biri için tekrar tekrar yapıyorsunuz. Dolayısıyla daha, vakit alan daha basit börek. Yöntemini söyleyeyim. Yufkayı açarsınız, sucuğu koyarsınız tıpkı sosiste yapıldığı gibi sararsınız. Sonra kesersiniz onu bu büyüklükte evet. Ve çöp şişlerinizi geçirip dediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Ne kadar basit. Hiç uğraştırıcı değil. Uğraştığını söylüyor ama pek inandırıcı gelmiyor. Tadı dediğim gibi güzel olmuş çünkü yufka, sucuk ve peynir üçü bir araya gelince güzel olur. Peki Merve? Ben beğenmediğimi söylemiştim Zuhal Hanım zaten. Biraz mikrodalgada kuruttum dedi. Kuruttum ısıttım dedi. Bozuldu. Ben kaşarlıdan yedim. Bana kuru geldi biraz, sert geldi. Anladım. Medya? Bana da sert geldi ve bir tık tuzlu geldi.
Kaşarı tuzluydu galiba. Tuzlu. Kaşar ve sucukta ama sert acaba? Sert ve tuzluydu. Ben de çok beğenemedim. Sert ve tuzlu dedi. Puan vermemiş. Yumuşak ve birinci tuzlu. Birinci olacak olan. Hayır, alakası yok. Puan gerçekten alakası yok. Lezzetli ama sucuk de... yerine sosisle yapsaydın yok. Keşke. Onun lezzetli olduğu gibi bir hani görsel olarak yani. Puan vermemek için. Yalnız puan bir şey söyleyeceğim. Daha zarif bir... Yani ben görseli ya, ben. Daha, niye? Daha yani küçüğüm. Biliyorsun bir sürü... Şey bardakları bile var ince uzun. Evet, şat bardakları evet. Ya da farklı sunumlar. Bu koskoca kavanoz, reçellik, şeyli kavanozda saklama kabı gibi, baharatlık ince, gibi. Bunlar dört tane bir de cılız kalmış. Cılız kalmış. Ya da bilmiyorum buraya bir şey yok, yapsaydın. Yok, yani farkındayım. Bu çok en memnun olmadığım olmuş. Şey bu. Ha, sen de değilsin değil yani mi? Yani sunumundan memnun değilim. İyi ki diretmedim böyle hayır, yapmak hayır, istedim ben. Hayır sunumundan hiç memnun değilim. İnsan niye böyle yapmak istesin zaten? Elinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Yok, sunum kötü. Onu söyleyeyim. Yani bir sürü şey var. Evet. Sunabileceğin kap yok, var. Yok onu, bize onu ben de kabul ediyorum. Biz de bulabilirdik. Ve istediğim şey. Hani şunu söyleyeyim. Mesela bunun içerisine çeşitli bitkiler konulup zenginleştirilebilir. Ya da ben de dedim ve ya. Ve daha fazla da içinde çubuk olsa o da tabii kurtarırdı. Şaka gibiydi. O öyle değil yani. Hatta yok çok uğraştım. Şöyle kestim böyle kestim. Yanlış yapmışsın. Uğraşmanın sebebi o. Boşuna demezler. Cahil başın cezasını ayaklar çeker diye. Onun da cahil başının cezasını süresi çekmiş. Elleri çekmiş yani. Lollipop börek önüme geldiğinde gerçekten gülme krizine girdim. Yani börek denen bir şey yoktu ortada. Peynirli sucuklu lollipop börek tıpkı benim ateşin içinden çıkarttığım lollipop gibi bekliyordum. Ama tabii benimki daha etkili. Biraz daha böyle zayıf kalmıştı. Hayli sunumu da zayıftı ama lezzeti çok güzeldi. Ya o gerçekten biraz hani herkes de güldü yani biraz komikti. Yani menüde hiç olmasa da olurdu, gerek yoktu. Yani içinde hiçbir şey yoktu o minicik şeylerin. Sunumu da güzel değildi. Bana sert ve tuzlu geldi. Tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Evet, söz alamıyorsunuz. Hani çünkü Merve Hanım başlamadan konuşmak istiyorum, susmuyor biliyorsunuz. Konuşayım ben sonra konuşayım. Lütfen. Şimdi onu diyecektim. Ben şimdi size 6 vermiş olsaydım siz bana gerçekten o 4'ü verecek miydiniz? Hayır. Çok merak ediyorum. Hayır. İşte bir sinirleme yapmış. Medya Hanım 5 verirdi. 5 ya da 5 verirdi. Çünkü tamam. Neden? Çünkü ana yemekle ana yemekle tatlı yok ortada. 6 verene tamam. De 5 verir. Ana yemekle tatlı yok. Çorba kesilmiş. Ama. Bir tamamlasın Merve. Bir tamamlamadım. Bugünün sonunda adil olup olmadığını göreceğim Merve Hanım'ın. Hani niye? Kendisine oynayıp oynamadığını gününe. Bakalım çünkü size bana da haksızlık yaptınız ya. Ben size yaptım, siz bana yaptınız. Bakalım hani adil olup olmadığını. Merve Hanım belki sizin birinci olmanızı istemediği için, evet, çok büyük haksızlık yaptığı için belki yüksek puan verebilir ama bana haksızlık yaptınız. Ama ben pişman olduğunu söyledim. Ben size haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Yani benim şöyle... masam en az 6'lıktı. O da rakip olduğumuzu düşünerek peki, hani 7 değil de 1 puan düşerek. Unutmadan söyleyeyim de demin sen laf arasında şöyle bir şey dedin. Laf girdi araya soramadım. Buyurun. Size neden öyle puan verdim izleyince göreceksiniz dedin. O ne demek istediğini ya ben anlayamadım. İlk gün hani puanlama hatası yaptım diye düşündüm. Hani ben röportajda özür bile diledim Merve Hanım'dan gerçekten. Ha röportajda. Hani tüm iyi niyetimde. Gıyabında özür dilemiş senden. Çok teşekkür ederim. Belki de birinci yani, olacaktım ama onun puanı yüzünden olamayacağım belki de bu arada. 75 bin aldık yani. Çok tamam, üzülüm ama verdik. Yani 75 bin ben yine söylüyorum. Özür dileyecek. Henüz bitmedi biliyorsunuz. Ben İlk gün puan vermedim hiçbirinize. Ama siz bana haksız puanlarla başladığınız için devamı öyle ben geldi. Ben size hakkını verdim. Anlatabiliyor muyum? Ben gerçekten size hakkını ben puanı verdim de ne oldu? Verdi. Sıfır verdiniz ben bana. Ben de hakkını verdim. Bir saniye doğru. Sıfır verdiniz bana. Kendi tezini yapma çürüttüm. Yapma Allah aşkına ya. Evet. Ben de dedin yapma, siz bana samimi ol biraz. Ama o ama ben de samimi şey, değilsin. Hiçbir şey ne oldu? Ya bir emek ya vardı ya. Hanımefendi hiç olmasa yüzleşti. Konuşabilir miyim? Hanımefendi hiç olmasa yüzleşti. Böyle dedi. Ben size dedi haksızlık yapmışım dedi. Daha fazla puan verebilirim dedi. Ben sizin ağzınızdan şey hiç bu sözü duymadım ben var mı? Hiç. Şöyle söyleyeyim. Hala Hasan tamam mı? Böyle böyle zaman, at gözlüğünü eve biliyorsunuz. Eve gittiğim zaman eşimle de konuştuk. Keşke Hasan Bey'e 4 verseydin dedi. Ben de dedim ki yani hiçbir şey olmamış dedim. O röportajda söylemiş, o kocasına söylemiş. Ya evde görüşme tuzla. Bir şey demiyor ki. Burada ama ben dedim. Var.